Merhaba arkadaşlar, yepyeni bölümde sizlerleyiz. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Neyle? O güzel, narin ve nazik ellerimizle. Evet, bugün sizlerle ne konuşacağız? Daha doğrusu sizlere ne aktaracağım sizce? Sabırsızlanın. Söyleyeyim mi? Evet, söylüyorum. Bugün kına gecelerinde yaşanan minik mizanseller, olaylar, farklı yorumlar, farklı ritüeller, gelinle kayınvalide isteniyor mu, istenmiyor mu? Arasında kavgalar hiç şu ana kadar yaşandı mı, yaşanmadı mı? Damatla gelin arasındaki sürtüşmeler, hatta ki kına gecesi olup da düğünü olmayan gelin ve damatları konuşuyor olacağız. Hepsini şimdi sizlere aktarıyorum. Bugün dediğim gibi sektörel dedikodu yapacağız arkadaşlar sizlerle. Sektörden ziyade kına gecesindeki dedikodular. Nedir bu dedikodular? Hemen geçelim. Birincisi, ilk aklıma gelen konulardan biri, yine Ataköy'de 5 yıldızlı bir otelde, hiç unutmuyorum o kınayı. Orada gerçekleştirdiğimiz bir kına ve gerçekten de güzel bir kına gecesiydi. Yaklaşık 3-4 sene önce gerçekleştirdik bu kınayı. O kınada gelinle kayınvalide arasındaki geçen diyaloglardan size kısa kesitlerle aktaracağım. Gelin gerçekten çok güzel hazırlanmıştı. Makyaj olsun, kıyafeti olsun. Muhteşem. Arkadaşlara deseniz yine aynı şekilde. Ve gelinle damat gerçekten ama gerçekten birbirlerini çok seviyor. Ama gelelim ki kayınvalideye. Yani damadın annesi maalesef gelini istemiyordu. Nedenini inanın hatırlamıyorum. Çünkü gelinle çok konuştuk. Nedenlerini şu anda çok fazla hatırlamadığım için sizlere de aktaramıyorum. Kayınvalide, kına ekibi, dansçı arkadaşlar diyor ki gelininizin avucuna altın koyacaksınız. Yani hediye vereceksiniz. Size şu saatte, şu zaman diliminde çağırıyor olacağız. Bilginiz olsun. Bizim aldığımız cevap ne? Benim öyle gelinim yok. Ben gelip de geline hediye vermem. Kardeşim, o zaman niye geliyorsun kınaya? Gelme. Kayınvalidenin çok büyük bir terbiyesizliği bu. Niye geliyorsun? Madem oğlunun kına gecesi, kabuller kabullenme ama gelinin gelmişsin, bu ritüeli yerine getirmek zorundasın. Başka çaresi yok arkadaşlar. Geldin, o ritüeli de uygula. Ama şöyle böyle ikna etme. Gelin damat kendi arasında ufak bir sıkıntı yaşadı. En son çözümü hediye koymamaya karar kılarak bu şekilde çözmüş olduk. Ama kayınvalidenin yaptığı gerçekten çok büyük bir terbiyesizlikti. Bu kınadan bunu size sadece aktaracağım. Gelelim başka bir kınaya. Yine Anadolu yakasının en gözde mekanlarından biriydi, hiç unutmuyorum. Mekan ismi de Büyük Kulüp arkadaşlar. Bu da yaklaşık 2 yaz önceki bir kınaydı. Yine çok güzel, ihtişamlı bir kınalardan biriydi. Her şey mükemmel, hazırlıklar, her şey bitti. Eğlence başladı. Kına ritüeline geçtik. Kına yakılacağı sırada ne olsa iyi, anne fenalık geçirdi. Gelinin pistin ortasında gelinin yanına giderken, yani duvağını açmaya giderken kızının o sırada pistin ortasında baygınlık geçirdi, fenalaştı ve bayıldı. Hemen ambulans çağırarak anneyi hastaneye sevk edildi. Çünkü kızıyla arasındaki diyalog çok muhteşemdi. Çok güzel bir diyalogları vardı. Birbirlerini çok seviyordu ve o kına ritüelinde çalınan müzikler neticesinde dayanamadı. Fenalık geçirdi ve bayıldı. Ve o gün kına gecesi artık burada sonuçlandı. Ama çok şükür annenin sağlığı yerindeydi. Hiçbir şey olmamış. Sadece biraz sinir krizi geçirmiş. Çok kendini harap ettiği için ve düğünleri de mutlu bir şekilde sonuçlandı arkadaşlar. Gelelim başka bir konuya. Hangi konu olsun bu? Gelinle damat arasındaki sürtüşmeler. Yine yaklaşık 4-5 sene önceki bir kına gecesi. Kına gecesi olup da ayrılan bir çiftimizden bahsediyor olacağım. Mekanı şu anda hatırlamıyorum. Şurası diyemeyeceğim. Yine güzel, iyi bir mekanlardan biri. Kına gecesi bitti. Olaylı şekilde ayrıldı. Ertesi gün damat bana ödeme getirecek. Arıyorum, cevap yok. Mesaj attım. Ben size döneceğim Erol Bey, müsait değilim diye cevap verdi bana. Tamam dedim. Aradan 2 gün sonra damat bey ofisime ödeme yapmaya geldi. Oturduk, konuşuyoruz. Nasıldı? Memnun kaldınız mı? Vesaire 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 konuşurken damat sormayın ya başımıza gelenleri. Hayırdır, ne oldu? Bir tepki verdim kendisine. Biz ayrıldık dedi. Nasıl yani? Neden? Yani gerçekten ben o anda şok. Düğünlerine de bir gün kalmış. 3 gün vardı çünkü kınayla düğün arasında. Nedir problem? Hayırdır dedim. Şu an damadın ismini de tam hatırlamadığım için telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayın. Nedir dedim? Ya dedi, benim istemediğim bir davet
davetli vardı ve geline özellikle o kişi gelmesin dedim. Ama sonra sosyal medyadaki paylaşımlardan gördüm ki o istemediğim kişi o gün oradaydı. Yani benim sözümü dinlemedi diyerek bu ilişkiyi bitirdik dedi. Ben de buna gerçekten çok üzüldüm. Çünkü birbirlerine çok yakıştırdığım nadir çiftlerden biriydi bunlar da. Olur böyle şeyler ki bunlardan daha beter olaylar da yaşıyor muyuz? Çok çok fazla. Benim gibi birçok kişi de bunları yaşıyor arkadaşlar. Yani düşünün, damat o kişi düğüne gelmeyecek ya da kınama gelmeyecek dediğinde yok siz ısrarla damadı dinlemeyip getirirseniz, çağırırsanız sonuçlarında mecburen katlanmak zorundasınız arkadaşlar. Bilmiyorum buradaki detayı yakalayabiliyor musunuz? O yüzden gelin olsun, damat olsun birbirinize güveninizi, sadakatinizi, sevginizi asla ve asla eksik etmeyin. Sonuçları yoksa gerçekten çok ağır oluyor. Ofisimize gelen çiftlerden bahsedeyim biraz da. Nedir bunlar? İşte gelin, damat, anne, kayınvalide vesaire. Bunlar sürekli ofisimize gelinle beraber gelirler. Burada görüşme yaparız. İkili, üçlü, beşli artık kaç kişi varlarsa. Gelin, damat ve anneler otururlar. Sunumumuzu yaparız. Ama damat hiçbir zaman ne bizim dediğimizi, ne gelinin, ne de annenin dediğini dinlemez. Ne yapar? Daha geçen gün bir, hatta video çekecektim de utandım biraz. Damat telefonu almış, elinde sosyal medyada zaman geçiriyor. Hiç kulak misafiri ya da göz ucuyla dinliyormuş gibi yapmıyor bile arkadaşlar. Yani kına gecelerinde, düğünde, gelinlik provalarında damatlar çok etkili olmuyor. Tabii bunların hepsi genelleme olarak hepsine dahil diyemeyiz. İstisna ama %30, %40 kısmı diyebiliriz. Damatlar bu şekilde davranıyor. O yüzden arkadaşlar gelin adaylarına sesleniyorum burada özellikle. Damatları boşuna yanınızda taşımayın bence. Çünkü size bir faydası olmuyor. Tam tersi, bazen gelinlerin modunu da düşürebiliyor, moralini de bozabiliyor. O yüzden tek başınıza gelin. En yakın bir arkadaşınızla, sevdiğiniz kişilerle bu tarz anlaşma yapacağınız yerlere gidin. Gelinlik provası olsun, düğün organizasyonu firması olsun, bu gibi ufak olan yerlere. Tabii bir mekan bakmaya gittiğinizde, bir farklı büyük boyutta olan yerlere gittiğinizde tabii ki damat bey ve aileleri de yanınızda olması gerekiyor. İşte bizim organizasyonlar olsun, işte gelinlik olsun, düğün firmaları olsun, oralara çok götürüp de canınızı sıkmaya gerek yok. Hatta ki bu durumlarda kavga edip tartışan çiftlere de çok fazla rastladık. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere öyle bir şey anlatacağım ki bunu ilk defa sizlere anlatıyorum, bakın ilk defa. Öyle bir olay, yani olay dedim gerçi biraz üzücü bir olaydı ama hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir olaydı bu benim için. Yine bir organizasyondayız. Gerçekten o kadar çok hazırlandık, o kadar çok uzun sürdü ki o iş, anlatamam size. Ve damat o kadar çok pimpirikli, o kadar bütün detayları düşünüyor ki gelinden daha çok damat çok 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 heyecanlıydı. Anlatamam size ve o geceyi hiçbir şekilde unutamıyorum. Neydi o? Bomonti'de 5 yıldızlı elit mekanlardan bir otel, balo salonunda yaklaşık 900 kişilik bir davetti bu. Her şey hoş, güzel başladık, güzel bir sanatçı, orkestra, her şey var. A'dan Z'ye bütün detaylar var ama öyle böyle değil. Ve yaklaşık saat 10-10.30 suları hiç unutmuyorum. O sırada folklor ekibi, daha doğrusu horon ekibini çıkardı. Yaklaşık bir 9-10 kişilik bir ekipti. Ama horon ekibinin başı manyak ama ya. Gerçekten manyak derecede dediğimiz şekilde oynuyor horonu. Hayatımda bu kadar güzel horon oynayan bir kişi görmemiştim o güne kadar. Her şey hoş, güzel, horon oynandı vesaire. Horon bitti. Kulislerine gönderdim. Bu sırada diğer orkestrayı aldım. Onlar sahnede. Ben de dışarıda sigara içiyorum ve ambulans sesi geldi. Allah'ım. Otelde acaba kime ne oldu kim bilir diye düşünüyorum. Hatta yanımdaki arkadaşlara da konuşuyoruz. Kim bilir neler olmuştur da ambulans geldi falan diye. Neyse sigaram bitti. İçeri girdim. Bir baktım kulisin önü kalabalık. Herkes orada. Salonun yarısı oraya gitmiş arkadaşlar. Şok. Hayırdır ne oldu derken horon ekibinin başı kalp krizi geçirmiş. Evet, kalp krizi. Ben şok oldum tabii ki bir daha. Ve orada bütün müdahaleler yapıldı. Her şey yapılıyor. Dışarıdan doktorlar çağrılıyor vesaire. Ve güzel bir aile düğünüydü bu. Ve gerçekten hani sektörde de üst düzey olan bir ailenin kendi düğünüydü bu. Dışarıdan da bütün takviyeler falan alındı. Yaklaşık bir saat boyunca kalbe bütün müdahaleler edildi ama maalesef ki hayatını kaybetti, döndürülemedi. Kalp artık durmuştu. Ve içeri gidiyoruz. Damadın bundan haberi yok. Çünkü gecesi mahvolsun da istemiyoruz. İşte amcalar artık bitirelim diyor. Baba hayır bitirmeyelim, devam etsin. Tek oğlum, tek düğünüm. Başka şeyi yok diyor. Ne yapacağımızı, ne diyeceğimizi şaşırmış durumdayız. İki arada bir derede kaldık resmen. Ve sonunda
uzlaşıldı. O geceyi bitirdik ama tabii ki hüsranla biten bir organizasyondu arkadaşlar. O geceyi de asla unutamayacağım dediğim gecelerden biriydi ve belki sektörde hayatımızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Adam iş aşkıyla o gece hayatını kaybetti diyebiliriz. İnşallah bir daha buna benzer olaylar yaşamayız arkadaşlar. Gerçekten üzüntülü bir durumdu. İnşallah dediğimiz gibi bu son olur. Evet, bugünkü bu bölümde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Neyle? O güzel, narin ve nazik ellerimizde. Hoşça kalın.